Kıymetli dostlar, bizim kanalımızda biraz alışılmışın dışında ama çekmek istedim, faydalı olur diye. Ocağımızın, bakın, çakmağı çalışmıyor. Sorunumuz çakmak. Bunu göstermek istiyorum. Set üstü ocaklar ve bütün ocaklar, çakmaklar, çakmaklı olan bütün ocaklar hepsi sistem ayrı, onu söylemek isterim. Öncelikle ocağımızı çıkaracağız. Bir kere alıyoruz. Kaldıracağımız için dökülmesin diye. Tezgah bağlantı 4 tane aparatı var. Onları söküyoruz. Arkadaşlar gaz borusunu sökeceğiz. Rekorunu. Ocağımızı alacağız. Hangi gazı kullanıyorsak kullanıyoruz. Doğalgaz olsun, LPG olsun. Hangi ocak olursa olsun. Hepsi aynı. Contasını değiştireceğim. Toplarken de kaçak kontrolü yapacağız. Arkadaşlar. Ocağın herhangi bir bağlantısı kalmadı. Fişini de söktüm. Ocağın herhangi bir tutan bir şey yok. Böyle kaldırıp alıyorum. Ocağımızı aldık. Malum altına ulaşılmadığı için kelemeler vardı. Onları temizliğini yaptık. Şimdi ocağı sökecekseniz bu tür bir temizlik malzemesi gerekli. Görüyor musun? Bu neopren tarzı. Bir tarafı yapışkanlı. Bakın. Üzerinden çıkan da bu tarz bir şey zaten. Ben de böyle biraz kalını vardı, bunu kullanacağım. Kestim bunları. Takarken en son bunları da etrafına çevireceğiz ki altına ocak malum bir şey taşar. Buradan lavabodan gider. Altına gitmesin. Şu okla gösterilenler tezgaha bağlantı yerleri. Onları ellemiyoruz. Bunlar beklerin civataları. Bunları ellemiyoruz. Diğer civataları çekeceğim. Şimdi hangileri gerekli çok? Buradaki bobinde düşürüp tırnakları var. Alt kapağını. Böyle alıyoruz. Arkadaşlar şimdi ocağımıza ateşleme bobini bu.
Aynısını aldık. Şimdi görüyorum ki tırnakları eksik mesela belki. Şimdi bir dakika. Şöyle göstereyim. Şu aldığımın burada tırnağı kırık gelmiş. Neyse sorun değil. Ben de şey var, emniyet şey. Ayrı ayrı ateşleme yapmıyor. Tek düğme basınca hepsini ateşliyor bunlar da. Yerleri. Önemli değil. Arkadaşlar bu parçayı internetten kolaylıkla bulabilirsiniz. Benim ocağım 5 senelik bir ocak. 5 senede bozuldu. Bunun iyisi kötüsü var mıdır bilmiyorum açıkçası. Takacağız, göreceğiz. Yalnız takarken şimdi şu kenarların izolesini yapmamız lazım ki ocağa pislik gelmesin. Hem bu alt kapağı sadece taşta vardı. Burası cama denk geliyor. Herhalde bir sorun olmasın diye. Bir de tokalık bunu kapattıktan sonra dedi. Bunu çekeceğiz. Şimdi kapatacağız. Arkadaşlar bunlar önemli. Ya bunlar olmadı mı? Bayağı aşağıya su falan kaçıyor.
şekilde işe yarayacağını düşünüyorum. Zaten kendininki daha azdı bile. Şimdi çakmağınız çalışmıyorsa bu şekilde ateşleme bobinini değiştirip internetten alabilirsiniz. Biz değiştirdik, şimdi çalıştıracağız, bakacağız. İnşallah bozuk değildir, denemedik. Aldığımız parça iyi çıkar inşallah. Yeni conta. Ama bu gaz kaçakları çok önemli. Allah korusun. Buradaki hafif kaçak birikir böyle bölgelerde. O yüzden ciddi önem arz eder yani. Onu kontrolü sağlayacağız. Şimdi sabunlu su ver. Gazı açtım. İşte böyle sabunlu suyla girebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyor ama şu en büyüğü açayım. Hat boşaldığı için gaz gelmesi tamam. Evet. Umarım faydalı bir video olur. Birilerinin işine yararsa mutluluk deriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olursanız seviniriz. İyi seyirler. Kıymetli dostlar, bizim kanalımızda biraz alışılmışın dışında ama çekmek istedim, faydalı olur diye. Ocağımızın, bakın, çakmağı çalışmıyor. Sorunumuz çakmak. Bunu göstermek istiyorum. Set üstü ocaklar ve bütün ocaklar, çakmakla olan bütün ocaklar hepsi sisteme ayrı, onu söylemek isterim. Öncelikle ocağımızı çıkaracağız. Kaldıracağımız için dökülmesin diye.